Belediyemiz tarafından hazırlanan ve Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından desteklenen Olga ilinde tarımsal mekanizasyon altyapısının geliştirilmesi projesi kapsamında ilimizde kurulan Tarım Makineleri Parkı tanıtım programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Efendim, protokol konuşmalarından sonra kurdele kesimi, ardından araçlarımızın gezilmesiyle programımızı tamamlayacağız. Evet, konuşmalara geçelim. İlk olarak konuşmalarını yapmak üzere Mesudiye Ziraat Odası Başkanı Sayın Mustafa Başarslan'ı davet ediyoruz. Buyursunlar efendim. Ve Mesudiye ilçemizi de geliştirmek üzere gerek Büyükşehir Belediye Başkanımız, gerekse DOKAP Başkanımız, Tarım İl Müdürlüğümüzün gayretleriyle gerçekten çiftçimizi teknolojiyle buluşturacak bir yatırım yapıldı. Ben hepsine sizlerin huzurunda çok çok teşekkür ediyorum. İşte er, işte meydan. İnşallah bu makineleri Mesudiye'nin topraklarında, Ordu'nun Adana Ovası sayılan Mesudiye'nin işlenmemiş yaklaşık 200 bin dönüm arazisinde hep beraber ileriki yıllarda hep beraber müşahede edeceğiz. Ben bu yatırımı kendi programlarına aldıkları için DOKAP Başkanımız Hakan Bey'e, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın İlmi Bey'e, Tarım İl Müdürümüz Kemal Bey'e, Tarım Daire Başkanlığı'na çok çok teşekkür ediyorum. Katılımınız için hepinize de tekrar teşekkür ediyorum. Sağ olun. DOKAP Başkanı Sayın Hakan Gültekin'i davet ediyoruz. Çok kıymetli genel sekreterim, il müdürlerim, üreticilerimiz, sivil toplum örgütlerimizin çok değerli başkanlar, hanımefendiler, beyefendiler, sayın basın, ben de hepinizi saygılı muhabbetle selamlıyorum. Bu güzel açılışımıza, tanıtım toplantımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Az önce il müdürüm konuyu kısaca özetledi. Ama ben bir başka yönden bakmak istiyorum ordumuza, büyükşehrimize. Ben 3 senedir DOKAP'tayım. DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'nı yürütüyorum. Defaten farklı törenlerde, farklı imza törenlerinde, açışlarımızda Sayın Bakanımızla, Büyükşehir Belediye Başkanımızla ve ekibiyle birçok bir araya geldiğimiz toplantılar oldu. Tabii şehirlerimizi marka şehirler yapmak için sadece şehrin altyapısına, üç yapısına dokunarak büyütemezsiniz. Sayın Bakanımızın geldiği günden bugüne kadar turizminden yeşil yoluna, eğitiminden kültürüne, tarımından hayvancılığına kadar birçok projeyi uyguluyor, uygulamakla ilgili hedefleri var. Ben kendisine çok çok teşekkür ediyorum. Ordumuz güzeldi, daha güzel olması için kendileri ve ekibiyle yoğun bir çaba sarf ediyorlar. Biz de DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi olarak elimizden geldiği kadarıyla bütçemizin öngörülerini, değerlendirmelerini yaparak bugüne kadar destek verdik. Bundan sonra desteğimiz devam edecek. Tabii bugünkü makine, ekipman önemli bir çalışma, önemli bir çalışmanın ürünü. Eğer tarım yapacaksak, hayvancılık yapacaksak bunu teknolojiyle buluşturmamız lazım. Hem verimliliğini artıracağız, hem kapasitesini artıracağız ve gelecekle ilgili de vatandaşlarımızı, üreticilerimizi tarımdan ve hayvancılıktan uzaklaştırmamış olacağız. Şimdi 3. sanayi devriminden sonra dünya tarım ve bu hayvancılıktan uzaklaşılan bir dönem yaşıyor. Tüm dünyada. Ama ülkemizde biraz daha fazla yaşandığı bir dönem var. Ama buna eğer belediye başkanlarımız, ilgili kamu kurumlarımız el atarsa, burada tarım müdürümüz de buradadır. Allah razı olsun, Kemal Bey çok önemli çalışmalara imza atıyor. Beraber de çalışıyoruz. Bakanlığıyla da çalışıyor. Büyükşehirimizde de çalışıyor. Kısacası bir çalışmanın içinde eğer biz vatandaşlarımızı, üreticilerimizi tarım ve hayvancılıkla ilgili önemli çalışmalarda altyapısını tamamlayacak şekilde bizler el attığımızda inşallah istediğimiz sonuca ulaşacağız ve hedeflerimiz gerçekleşmiş olacak. Ben özellikle bu ekipman ve bunun gibi projelerde çalışan, gayret gösteren başta Büyükşehir Belediye Başkanımıza, genel sekreterimize ve ilgili daire başkanlarına çok çok teşekkür ediyorum. Zaman zaman bizleri geliyorlar. Diyorlar ki başkanım, bu proje bizim için önemli, büyükşehirimiz için önemli, üreticilerimiz için önemli dediği projelere biz bugüne kadar kayıtsız kalmadık. Bundan sonra da kayıtsız kalmayacağız. Ben başkanımıza ve ekibine çok çok teşekkür ediyorum. Üreticilerimize şimdiden beri hayırlı olsun diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler diliyorum. Çok kıymetli katılımcılar,
basınımızın gücü de temsilcileri. Sözlerime başlarken hepinizi saygıyla selamlıyorum. Evet, ordu yine güzel günlerinden birini yaşıyor. Büyükşehir Belediye'mizin, DOKAP'ımızın tarıma olan destekleri devam ediyor. Büyükşehir Belediye'miz tarafından hazırlanan ve DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığımızın da destekleriyle hayata geçirilen bu projeyle inşallah Mesudiye ilçemizde ihtiyaç duyulan makine ekipmanları vatandaş gelecek makine ekipman parkından alacak ve kendi ihtiyacını gördükten sonra tekrar getirip yerine bırakmak sürecine bir başkasının faydalanması sağlanacak. Ben daha önce Kabadüzü ilçe müdürlüğü yaparken o bölgede Sayın Bakanım patates üretimi yoğun, çok küçük alanlar ekilip dikiliyordu. Biraz odamız aracılığıyla bir tane patates ekim makinesi ve söküm makinesi aldık. Ve inanın o ilçede üretimin artmasına ciddi katkısı oldu. Yani elle ekip ekiyorlardı, elle hasat yapılıyordu. Makine ekipman alınca bu ilçede üretim artışına neden oldu. Bizim ilimizde 230 bin dekar civarında tarla alanımız var. 95 bin dekar civarında tarıma uygun olup şu an kullanılamayan, ekilip dikilmeyen arazimiz var. 62 bin dekar civarında da Nadas alanı var. Tabii bunların 120 bin dekar civarında kısmı Nadas ve tarla alanı Mesudiye ilçemizde. Şimdi bu alanlar uzun zamandan beri Büyükşehir Belediye'mizin, DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığımızın ve Bakanlığımızın sağladığı kaynaklarla bu alanlardaki atıl arazilerin üretime kazandırılmasına yönelik çok ciddi çalışmalar yapıldı. Bu alet makineler bu bölgede üretimin artışına çok ciddi katkı sağlayacak. Düşünün, mibzerle bir ekim yapıyorsunuz. Elle ekim yaptığınız zaman 10-12 kilogram tohum ektiğiniz yerde mibzerle 4 kilogram tohum ekeceksiniz. Yani bir defa tohumluk maliyetimiz düşecek. İşte elle hasat yaparken çok ciddi iş gücü ihtiyacı oluyor. Bu iş gücü maliyetimiz ciddi oranda düşecek ve ben inanıyorum ki bu makine ekipmanların kullanımıyla elimizde tarım çok daha iyi yerlere gelecek, çok daha güzel günler yaşayacağız, göreceğiz. Ben bu projenin uygulanmasında ve ordu tarımının geliştirilmesi noktasındaki katkılarından dolayı Sayın Bakanımız Doktor Mehmet İlmi Güler'e, DOKAP Başkanımıza huzurlarınızda teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. Konuşmalarını yapmak üzere Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Doktor Mehmet İlmi Güler'i davet ediyoruz efendim. Buyursunlar. Değerli ordular, ben de hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün burada çok anlamlı bir işi yapıyoruz ve ordu tarımını mekanize hale getiriyoruz. Makine ağırlıklı, daha evvelden de bu çalışmalar benzerleri yapıldı ama bu biraz daha kapsamlı bir çalışma. Buradaki amacımız şu, tıpkı enerji krizi gibi önümüze bir de gıda krizi var. Gıdasız hiçbir hareket olmaz. Bu da tarımla oluyor ve kaynaklarımız var. Bizim 6001 kilometrekare alanımız var. Biz sadece burada fındık işinin yapılacağını düşünüyoruz. Bir de kimi başlamış? Kabaca söylüyorum, genel söylüyorum. Tabii yepyeni ürünlerimiz var. Yani salepten tutun siyez buğdayına kadar, yoncadan tutun arpa buğdaya kadar ve hepimizin bildiği çocukluğumuzdan beri işte yokuş dibinden tutun Aybaslı'ya kadar, Gölköy'e kadar patatesi var. Ama bu patatesi şimdi biz elle değil makineyle dikeceğiz ve sökeceğiz. Bunun dışında ne yaptık? Bir sürü taşlık yerlerimiz var. Taş toplama makinesi yaptık. Topladık bunları, getirdik. Şu anda bunu kendi imkanımız yaptık, belediyenin imkanıyla. Taşları, taşlık alanları topluyoruz, buraya tarım açıyoruz. Bu taş olarak da bırakabildik. Bizim derelerimiz var, ırmaklarımız var. Hepsinin kenarı duruyor. Yani parmağınızla fasulyeyi batırsanız fasulye çıkacak. Eğileceksiniz, çubukla fasulyeyi veya herhangi bir çekirdeğe koyacaksınız. Fışkırıyor. Böyle mümbit bir yeri Allah bize vermiş. Biz buna bir zihniyet değişimi yapıyoruz. Bir dönüşüm yapıyoruz. Belki ezber bozuyoruz. Yani bunları yaptığımız zaman boş zamanımız kalmayacak. Boş zamanımız kalmaması çok güzel bir şey. O işi üretimde kullanacağız. Onun yerine başka şey üretmeyeceğiz. Laf üretmeyeceğiz. Dedikodu üretmeyeceğiz. Bunu yapacağız. Zenginliğimizi artıracağız. Biraz önce DOKAP Başkanımız ordunun güzelliğinden bahsetti. Biz güzelliğini de artıracağız. Artırıyoruz. Aynı zamanda zenginliğini de artırıyoruz. Yani fındık sahalarımız belli. Şimdi fındık sahalarında
yaşlandı. İşte aileler bölünüyor. Biz bunlardan ne yaptık? Topladık. 565 dönüm yerimiz var bizim ortak. 565 dönüm. Dünyanın en fazla fındık üreten alanına sahibiz. Ve biz bunların verimini artırıyoruz. Başkaları gibi kolay sahaları alıp da yol kenarındaki yerleri düzeltmiyoruz. Buraların verimini artırıyoruz. Ve fındıkta aynı zamanda rekabet kuruluna da başvurduk. Ve şu anda 200 yıllık bir ezberi bozuyoruz. 200 yıldır biz fındıkla yatıyorduk, fındıkla kalkıyorduk. 200 yıllık tek yenilik patos fındıkta. Şimdi biz bunu yeni ürünlerle, çikolata üretimiyle, fındık kabuğunu aktif karbon ürünüyle ve hayvan yemi yapılmasına çalışma yapıyoruz. Bazıları diyorlar ki bu makineler uygun değil. Bu makineleri niye aldınız? Bizim şu anda hiç böyle tertemiz el atacağımız 150 dönüm yerimiz, 150 bin dönüm yerimiz var. 150 bin dönüm. 30 bin dönümünü işletmeye aldık. Ve şu anda orada değişik ürünler yapıyoruz. Aslında sadece Mesudiye'yi alsak, biraz önce Mustafa Bey'le bahsettiği gibi sadece oranında kullanılacak yerlerine baksanız 200-300 bin dönüm yerimiz var bizim. Bu Mesudiye'ye ilaveten bu makine mekanik tarım yapılacak ayı bastığımız var. İstersek böl köyümüz var, at kuşumuz var, at kuşun fasulyesi var. Aranıkla bulunmayacak kadar, bu kadar zengin. Şimdi biraz daha alta iniyoruz, Korgan Kumru var. Buralarda da aynı şeyi yapabiliriz. Daha da önemlisi, yine burada da bir tekrar üçüncü defa söylüyorum, bir ezber bozma şu. Fındık bahçesinde sadece fındık üretilmiyor zaten. Şu anda karma yem yapıyoruz. Hani kemik kumrulukta otlarını biçip atıyorsunuz ya, senede iki de bir Mayıs bir de fındık vakti. Bu otları uzatmıyoruz. Tam tersine beşli karma yem yaptık. Ve bu karma yemle eğer bahçelerimizin %20'sini kullandığınız zaman 65 bin baş hayvan oluyor. 65 bin baş. Hayvancılık, koyun. Bunları yapabiliriz. Camış. Şu anda hellim peyniri çalışmaları yapıyoruz. Benzeri. Ve süt evleri açtık. Bunlar hepsi tarımın mekanizasyonu içinde. Süt evleri. Süt soğutma sistemleri, tankları. Bu öyle biz üçer beşer inek veya manda veya camış vermiyoruz. Yüzlerce veriyoruz. Ve şu anda ordu fındığın dışında yeni üretimleri yapıyoruz. Sadece 35 milyon yumurta üretiyoruz. Ve bunu sağladık paketlenmesiyle. 35 milyon. Aynı ordu. Aynı ordu. Ama bunları yapıyoruz. Bunları yapmak yanlış mı? Bunlar havza yaklaşımıyla Cumhurbaşkanımızın bize verdiği hedefle yapıyoruz. Belediyeler yolda yapıyor, yolun 50 yıldaki rekorlarını kırdı. Suyun 50 yıldaki rekorlarını kırdı. Arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bir yandan da ne yaptık? Yeni bir belediyecilik anlayışı. Çünkü dünyada kendi kendine yeten şehirler meselesi var. Gurbete çıkmayacaksınız geçinmek için. Aslında biz bu göçü tersine çevirebiliriz. Ben bugün burada kalmayı tercih ettim. Buradaki toplantıya katılayım diye. Bu anlamlı toplantı. Yoksa şu anda Strasbourg'da olacak. Avrupa Konseyi'nde Türkiye'yi temsil edecek. O da faydalıydı ama o daha faydalı. Burada bir yapıyı değiştiriyoruz. Yani buradaki çalışmayla biz örnek oluyoruz havza yaklaşımıyla. Fındıktaki çalışmalar, hayvancılıkta yaptığımız çalışmalar, tıbbi aromatik bitkilerle yaptığımız çalışmalar. Şu anda biz Serra'da mango yapıyoruz. Mango. Çok değişik çalışmalarımız var. Meyve çalışmalarımız var. Aşı grupları kurduk, aşı ordusu kurduk. Kimsenin aklına gelmezdi. 100 kişilik aşı ordusu kurduk. Ne kadar ham ağaç varsa, ham armut varsa, ham elma, erik varsa hepsini aşılıyoruz. Bazılarında 2-3 meyve alacak şekilde, bir ağaçta 2-3 meyve alacak şekilde bunları yaptık. Zenginlik fışkırıyor burada. Kalkıp da asgari ücretle iş bulmaya gitmeye gerek yok. Gelin, yerimiz var. Makineler, bedava alın, kullanın. Dokap'la birlikte bunu yaptık. Onlara da teşekkür ediyoruz. Yani paralı değil bunlar. Alın, kullanın, geri verin. Buna bir imzalı yapalım. Böyle şeyler işte, bedava iş. Alın, üretimimizi artırın. Sizden ilave para istemiyoruz. Oturun, tamam mı? Yani burada hem zenginliğimizi artıralım, hem hayvancılığı geliştirelim.
Mesela tarımın içinde aynı zamanda balıkçılık da var. Tarım tarımı için. Denizlerimiz bomboş. Tekne üretimine başladık. Deniz boş. 6000 kilometrekare Ordu'nun 3000 kilometrekare de denizi var. Toplarsak 9000 kilometrekare yapıyor. Mavi vatan diyoruz. İşte bizimki de burada. Dibinde petrol, içinde balık ve aynı zamanda zenginlikler. Çok iyi bir tarım dairemiz var. Ona teşekkür ediyorum. Yani çoğu yerde üniversitede yok. Bu çalışmaları bilimsel olarak yapıyoruz. Bio inovasyon merkezi kurduk. Bir tane okula aldık, iş yapmayan, duran, terk edilen bir okula aldık, bio inovasyon merkezi yaptık. Şimdi orada doku kültürüyle ürünler geliştiriyoruz. Arkadaşlar, Ordu zengin. Çok daha zengin yaparız. Bu adımları birlikte atıyoruz. Sizlere teşekkür ediyoruz. Allah ağzımızın tadını bozmasın diyorum. Hepinize hayırlı olsun. Güle güle kullanacağız. Allah hayırlı etsin. Ya Allah, bismillah. Thank you.